Evet, bugünkü konu abaküste şekil bağlı parçaların analizleri üzerine olacak. Bildiğiniz üzere bir workflow var abaküs üzerinde. Genellikle kabul edilen ve kullanılan. Part Property Assembly olarak ilk başta devam eder. Ardından Step Interaction Load. En son aşamada Mesh, Job ve Visualization olarak gider. Yani çıktıların görüntülenmesi şeklinde. Burada Mesh kısmını ortalara atabilirsiniz. Yani part'tan sonra ya da assembly'den sonra gibi durumlarda tekrar buna dönme olabiliyor. Ya da aynı şekilde step kısmına ya da interaction kısmına dönüşler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir sözde bir lineer flow olmasına karşın ama pratikte bu bir lineerlik olmayabiliyor her zaman. Part kısımlarında bunu özellikle alıyorum her seferinde. Çünkü bunlar önem teşkil ediyor. Her şeyi deformable yapmak zorunda değilsiniz. İşte buradaki rollerların deformable olması size bir şey fayda etmeyecek ya da işte kalıbınızın deformable olması. Neye bakmak istiyorsanız ona göre yapmanız gerekiyor. Ve şu da önemli tabi burada çalışacağınız modeling space önemli. Bir plane strain olarak da çalışabilirsiniz. Çok yüksek bir kalınlığa sahip bir sistem üzerinde iki boyutlu bir inceleme durumu söz konusuysa, özellikle plastik deformasyonu incelemek istiyorsanız. Bir saniye. Ya da eksenel simetrik bir sistem üzerinde de deformasyon anlamında eksenel simetrik olan sistemleri de inceleyebilirsiniz. Tabi burada seçeceğiniz modellemede ince saç parçalar üzerine çalışıyorsanız kalınlık boyunca deformasyonun yani thickness training çok büyük bir önemi yoksa shell elemanlarda da tabi gidebilirsiniz. Bir geometriyi her zaman olduğu gibi kullanamazsınız. Bunu bir sadeleştirip bir defeaturing işlemi yapıp kullanmanız lazım. Ve bakacağınız bölgeler önemli olacaktır. Bunu abaküs içerisinde yapabilirsiniz ama ben bunu daha çok CAD yazılımlarında yapılmasını tavsiye ediyorum. CAD yazılım içerisinde bu hale getirilip abaküse atmak daha mantıklı olacaktır. Tabii bir malzemesel olarak da atacağınız kısımların doğru değerleri sağladığını emin olmanız gerekiyor. Seçeceğiniz session'ın işte solid seçtiniz tamam ama sahip olduğu malzemesel değerleri de yine kontrol etmeniz lazım. Devam edeceksek assembly üzerinde birden fazla aynı parçayı kullanabilirsiniz. Farklı konumlandırabilirsiniz. Mesh dependent ya da mesh independent dediğimiz mesh'i parça bazında atıp hepsini aynı yapabilirsiniz ya da bir tanesini birkaçını farklı meshleyebilirsiniz. Burası önemli. Bunu da yine aynı şekilde alıyorum. Her zaman set ve surface'ları yaratınız çalışmanız boyunca. Bir property atacaksanız bile property ismine örnek veriyorum bir assign session yaptığınızda session assign edeceğiniz kısımları mesela tamamını seçeceksiniz. Bunun set ismi olarak all yazarsanız eğer tamamı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ya da belli bir kısımlar bir boundary condition verdiniz bu edge diyelim. Bu edge de yine bir isim vermeniz daha mantıklı olacaktır. Geometrik olarak setlerde kalırsanız daha uygun olur. Şöyle parçanız değişti ya da meshiniz değiştirdiğinizde aynı set üzerindeki eleman ID'leri, node ID'leri değişse dahi yüzeyde bağlı olan, attach olan nodlar ya da elemanlar aynı kalacaktır. Ancak node ya da eleman set üzerinden giderseniz direkt olarak yani öksüz mesh dediğimiz yani orphan mesh dediğimiz mantıktan giderseniz tabii ki bunları tekrardan atamanız gerekecektir. Bunu parça bazında atarsanız her bir partınızın altında bunu görürsünüz. Yani bir civataya örnek veriyorum işte oturma taban yüzeyine işte belli bir surface name'i atarsanız eğer part bazında bunu bütün partlarda assembly altında bu şekilde görürsünüz. Ama assembly bazında atarsınız tek bir tane görürsünüz. Surface'lar setlerden biraz daha farklıdır. Surface'larda bir snake pose dediğimiz kısımlar yani pozitif negatif dediğimiz yüzeyin normal doğrultusunun
pozitif olduğunu, öteki tarafında negatif olduğunu düşünebilirsiniz. Burada genellikle brown dediğimiz kısım yüzey pozitif olarak tanımlandırılır. Genellikle de bir kapalı bir hacimde yüzeylerin tüm normalleri dışa dönük olacak şekildedir. Ya da benzer silindirik formlar bu şekilde bir form yarattığınızda da yazılım genellikle bunu dışa dönük olacak şekilde modellemeye çalışır. Tabii siz bunu yine flip de diyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz de. Kontaktan bahsedeceğiz bol bol. Şunu unutmayınız. Kontak bir property, domain ve formulation olarak ele alınıyor. Bunların üzerinde bayağı uzun uzun konuşacağız. Burada genel bir içerikten bahsettim. Contact property anlamında normal behavior ve tangential behavior'lardan yine bahsedeceğiz. Contact domainlerde burada contact pairs mı yoksa general contact mı alındığından yine bahsedeceğiz ilerleyen zamanlarda. Uygulama üzerinden de tabii bunlara gideceğiz. Surface role assignment dediğimiz hangisi master hangisi slave olacağını yine konuşacağız. Contact discretization yani not to surface, search to surface mi nasıl bir discretization ile yapılacağını. Tracking approach'te de final slide ekleniz, small slide ekleniz kararından bahsedeceğiz. Biraz da hatırlatma amaçlı şundan bahsedeyim. Bir sistemde step time, total time farklılıklarını burada bir kez daha göstermek istiyorum. Step based bir analizde birinci step'in sonunda ikinci step geliyor. İsimler farklı olabilir ama buradan çıkan değerler buna propagated olarak devam edecektir. Tabii bunu farklı da yapabilirsiniz. Bir linear perturbation ile araya bir dolar frekans çıktısı da ekleyebilirsiniz. Yine nonlinear geometrinin kapalı ya da açık olması önemlidir. Bu üç tip nonlinearite etkisinden bir tanesi olduğu için şekil bağlı analizlerde mümkün olduğunca nonlinear geometriyi açmanız lazım. Yoksa kontak alanlarının değişimlerini ya da sistemin kütlesi atayetinden kaynaklı olarak ya da alan atayetinin değişkenliğini görüntüleyemezsiniz. Dolayısıyla mümkün olduğunca geometrik nonlinearite açık olması gerekir. Tabii ki bu tip bağlantılar için yani şekil bağlı parçalar analizinin yapılacak ise tabii ki bir çubuğun lineer seviyedeki stres değerini ölçmek için tabii ki nonlinear geometriyi kapatabilirsiniz stiff bir çubuksa. Ama tabii bu şekilde bir deformasyon durumu gözle görünecek kadar bir displacement durumu söz konusu ise bunun zaten alan atayetinin değişeceğini, kuvvet konum noktasının da değişkenliğini göz önüne alırsak nonlinear geometrinin açık olması gerektiğini hemfikir oluruz zaten. Şimdi bir diğer durum ise yük uygularken burası önemli. İki farklı durumu düşünmeniz gerekiyor. Yani bir yere ben 100 Newton uyguladım ya da 1 milimetre displacement verdim değil. Bunun zaman içerisinde nasıl verildiği, etkilendiği yani bir ramp olarak da lineer olarak da artabilir, nonlineer olarak da artabilir. Ya da distribution dediğimiz bunun alanını nasıl etkilediği. Bunu uniform'dur default'u. Amplitude'un default ramp'tır yani sıfırdan bire götürür. Ama burada değişkenlikleriniz varsa bunları mutlaka ele almanız gerekecektir. Şunu özetleyebilirim kısaca yük uygularken. Uygulayacağınız bir magnitude değeri bu force olur ya da bir boundary condition olur fark etmez. Magnitude değerini siz ilgili time değerindeki amplitude'la ve ilgili konumlardaki value'la çarparak son nihai değere ulaşmış olursunuz. Eleman tiplerinden zaten önceki webinarlarda sık sık bahsettik. Kısa bir hatırlatma. Baktığımız zaman 3D elemanlarda hex, tet ve wedge elemanlardan bahsedebiliriz. Burada elemanların genelde nasıl meşlendiğini görüyoruz. Daha çok tercihen hex mesh tercih ediliyor. 2D'de ise quad ve triad dediğimiz iki kısım var. Burada da yine quad daha çok tercih sebebi olabiliyor. Line segmentte de zaten tek bir line olduğu için üzerinde iki noktanın birleşimi şeklinde olacaktır. Mesh'i family bazlı değerlendirirsek mesela iki boyutlu mesela shell eleman, membrane eleman diyorsunuz. Baktığınızda ikisi de bir yüzey olarak gözükür ama ilgili serbestlik dereceleri farklı olacaktır. Shell'de 6 serbestlik derecesi varken membrane'de 3 serbestlik derecesi olacaktır. Yani dönme serbestlikleri olmayacaktır. Beam ve truss elemanda da benzer şeyler durumlar geçerli. Beam'de 6 serbestlik derecesi, truss'da 3 serbestlik derecesi. Şunu unutmayın lütfen. Tüm
Continuum solid elemanların ekstra harici bir UL gibi farklı bir user defined element yazılmadıysa ya da herhangi bir coupled bir sıcaklıkta ya da CFD ile herhangi bir coupled durum yoksa, yapısal anlamda incelenecekse ve 3 boyutlu uzayda bakılıyorsa tüm continuum solid elemanların 3 serbest derivatifi vardır. Bunlar da translation'dır. Şimdi diğer bir durum first order, second order durumları. Bunları da yine degree of freedom'larını da dikkat ederek ilerlemeniz lazım. Şöyle bir bağlantı tipinde birleştirdiğinizde bu tarz problemler yaşayabilirsiniz. Abaküs bunları otomatik olarak tie contact yapacaktır. Ya da benzer bir şekilde bir solid elemanla shell elemanı bağladığınızda bunu 2 DOF, 3 DOF dediği şey şudur. Degree of freedom. Burada bir plane strain durumundaki durumu represent etmiştir. Plane strain'de burada hacimsel elemanların iki serbest derivatifi vardır. Yani translation anlamında. Ama diğer line elemanların ise yani line elemanı demeyeyim, line şeklinde çizilen parçaların ise burada 3 serbest derivatifi vardır. Rotation'lar dahildir. Dolayısıyla böyle bir degree of freedom farkı olacaktır. Burada da yine shell to solid gibi couplingler uygulanabilir. Çıktılardan bahsedeceğiz yine ilerleyen zamanlarda. Burada output request alırken, çıktığınız alırken yani bu şekilde bir gökkuşağı bir demeti şeklinde değil de yani böyle bir unicorn vesaire rengarenk Bob Ross tarzı takılmaktansa daha çok burada historical olarak zamana bağlı değişkenliğin nasıl olduğunu ya da displacement'a karşılık force'un nasıl değiştiğini, bu direkt zaten stiffness verecektir size, etkisini gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde gitmek daha mantıklı olacaktır. Geldik asıl konuya, şekil bağlı parçalara. Şimdi burada biraz kontaktan bahsedeceğiz. Biraz daha detayından gireceğiz. Bildiğiniz gibi iki yüzey temel anlamda konuşacağım. Tabii ki bunun çeşitliliklerini göreceğiz. Temas dediğiniz şey iki yüzeyin birbiriyle oluşacak olan ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Bunun diğer bir adı bir sınır nonlinearitesi dediğimiz, işte boundary nonlinearity, condition da diğer bir adı olabilir. Kontak derler, yani temas derler daha çok. Üç nonlinearity'den biridir. Diğer ikisi de hatırlayalım. Biri geometriksel nonlinearity, öteki ise malzemesel nonlinearity. Şimdi burada sınırsal nonlinearity dediğimiz mantık şu. Bir cisim hareket ediyorsa belli bir sınıra ulaşıyor ve burada da başka bir parçayla karşılaşıyor. Temel anlamda bu. Şimdi yüzey bazlı çalışacağından bahsettik. Dolayısıyla bir elemanın kapalı bir hacmin incelediğimizde bunun eleman ID'sinin yanında, yani node ID'sinin yanında bir de yüzey ID istediğimiz S1, S2, S3, S4 gibi ID'ler verilir. Bunlar aslında sizin oluşturduğunuz bir şeydir. Yıldız surface'da oluşturduğunuz bir durumdur keyword olarak ve genellikle de katı elemanlarda kabuk değil de katı elemanların dış kısmında, yani kabuğu demek istemiyorum çünkü farklı bir eleman anlaşılmasın, daha çok S1 ve S2 değerlerini görebiliriz. İçe dönük kısımlarda işte S4, S5, S6 gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla şu şekilde bir mantık olacaktır. İşte bir nolu elemanın S1'i, iki nolu elemanın S1'i ve S2'si şeklinde bir kontak alanı yaratacaktır. Bu shell elemanlarda ise snake pose dediğimiz kısımlarla oluşturulur. Yani surface positive direction dediğimiz pose kısmı, öteki de snake kısmı surface negative direction dediğimiz kısımdır. Burada pozitif kısım genellikle artı, yani normal doğrultusu kabul edilir ve ona göre daha çok konumlandırılır. Surface pozitifinden okumak için değerleri. Ve bu şöyle söyleyeyim, bu top surface dediğimiz aslında mantıklı ilişkilendirilir ve integrasyon pointleri diziliminde de shell elemanlı default 5 integrasyon point olduğunu düşünürsek kalınlık boyunca 1'den 5'e kadar eğer bir mid surface vermişseniz eğer 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde aşağı doğru alacaktır. Yani 3 numaralı mid surface ise ortada olacaktır. 3 numaralı integrasyon point. Bundan bahsederiz. İntegrasyon pointler nodun üzerinde değildir. Bir tık daha içeriye doğru dönük olarak düşünebilirsiniz.
Yüzey normalini özellikle şey elemanlarda kontrol etmek gerekir. Özellikle Orphan Mesh çalışıyorsanız ya da farklı yazılımlar kullanıyorsanız bunu mümkün olduğunca kontrol etmenizde fayda vardır. Dolayısıyla farklı yüzey normalleri geçişleri söz konusu olduğunda property anlamında zaten bir değişikliğiniz varsa orada bir çakılacaktır analiziniz. Ama kontak anlamında da bu tarz bir surface normal doğrultusu da pek istenmez. Çok ekstrem durumlar vardır. O durumlarda istenebiliyor. İşte farklı yüzeylerde kontaklar var, değişebiliyor. Ama genellikle bu tarz istenmesi kabul edilir. Bunu bir diğer kısım da surface to surface hep biz düşünüyoruz ama farklı durumlar da var. Diğer bir durum node to surface dediğimiz şey. Genellikle notasyonda bir şey to bir şey dediğinizde bu genellikle slave to master şeklinde notasyon edilir. Yani siz node to surface kontak dendiği zaman bunun slave'in node olduğunu, master'ın da surface olduğunu bilmeniz lazım. Ya da diğer bir kontak pair ilişkisi olduğu zaman işte bir şey to bir şey kontak halinde dendiği zaman notasyonun ilk söyleninin slave olduğu, ikincisinin master olduğu genellikle kabul edilen kısım budur. Şimdi biraz detaya girersek eğer kontak mantığında, önce size biraz teorik, biraz pratik kapsamlı bilgiler vereceğim. Uygulamada daha da pekişecektir. Bu haliyle gitmek biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu videolar kayıt altında alındığı için dokümantasyonlar da aynı şekilde elinizin altında bulunacak. Daha rahat kontrol edebilirsiniz. Şimdi kontak kısmında özellikle kontak formulation kısmına girdiğimizde şundan bahsedebiliriz. Contact discretization, enforcement method for tracking approach. Slave master kısmını şimdilik atladım. Ondan da tabii bahsederim. Burada şunu düşünmeniz lazım. Ben nerede node to surface yapacağım, nerede surface to surface yapacağım? Contact discretization kısmından bahsediyorum. Contact enforcement metotta da nedir bu contact enforcement metodu? Direct metot, işte penalty, augmented Lagrange bunların karşılığı nedir? Contact tracking yani bir nasıl bir tracking approach var? Finite sliding mi, smooth sliding gibi bunlardan şimdi bahsedeceğiz. Genel olarak şunu söyleyebilirim. İkisi de kullanılıyor burada. Şunu mutlaka işte kullanın falan değil ama surface to surface genellikle sıkça kullanılan bir kontak metodudur. Bunu söyleyebilirim. %90 daha çok surface to surface kullanılıyor. Eskiden node to surface seçilmesinin en büyük nedenlerinden biri işlemci gücünün majör anlamda etkin olmasından kaynaklıydı. Bunları bahsedeceğiz. Nerede node to surface, nerede surface to surface seçildi. Ama genellikle surface to surface tercih sebebi oluyor. Şöyle bahsedelim. İlk önce node to surface mantığından bahsedelim. Node to surface'te slave nodunun master yüzeyiyle ilişkisini görüyoruz. Burada yüzeyden kastımız şu. Yüzeye bağlı, attach olan nodların ilişkisinin karşılığıdır. Yani siz bir nod alırsınız. Bu noda iz düşen durumdaki hangi iki noda geliyor bunu görürsünüz. Node to surface'ın tam karşılığı budur. Mesela burada daha rahat gözüküyor bu durum. Dolayısıyla bazı master kısımları, master nodları ya da master yüzeyleri ilgili slave nodları ile associate olmayabiliyor. Bu gibi durumlar var. Ve bunu contact discretization'da her bir adımı, her bir normal doğrultusunu kendi içerisinde ayrı ayrı converge edecektir. Dolayısıyla burada bir herhangi bir converge durumu olmayacaktır. Temel mantık şu, slave nodunu dik olarak iz düşümü şeklinde düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir eşleştirme durumu söz konusu olacaktır. Neden tercih edilir? Çünkü gözlemlenmesi kolaydır. Direkt birebir çıktığı görüntüleyebiliyorsunuz. Uğraşıp el hesabıyla da çıkartabilirsiniz. Bu tarz kolaylıkları vardır. Ancak şu tarz problemleri de beraberinde getirir Node to Surface'da. Gördüğünüz gibi master yüzeyiniz bu şekilde ama slave nodlarınız daha büyük olduğu için kontak durumu bu şekilde olmaktadır. Ya da keza aynı şekilde burada Node to Surface bir bağlantı olmasından kaynaklı burada göreceğiniz sarı renkli malzeme slave,
Burada işte şu renkteki çivit rengi galiba değişik bir renk. Çivit değil, daha koyu oluyor çivit. Bu renkteki malzeme ise master olduğunda şunu gözlemleyebilirsiniz. Evet, slave notları hiçbir şekilde master'ın yüzeyine girmiyor ama slave yüzeyleri burada bir giriş ulaşabiliyor. Yani master nodu slave'in içerisine girebiliyor. Kontak basınç dağılımına baktığımızda ise Not to Surface'da iki deformable parça üzerinde incelendiği zaman, burası önemli çünkü ikisi de deformable diyorum. Düzlemsel yüzeylerde burada kontak basınç dağılımı gördüğünüz gibi her yerde eşit olması beklenirken burada eleman size'ının farkından kaynaklı olarak farklı basınç dağılımları gözlemlenebiliyor. Arada küçük bir fark var, evet, ama homojen bir davranış söz konusu değil. Burada surface surface olmuş olsaydı homojen olarak görecektik. Ya da biz burada not to surface yapacağız ama örnek veriyorum buradaki mavi parçayı analitik rigid ya discrete rigid yaptığımızda belki bunu gözlemleyebilirdik. Şimdi geldik surface surface'a. Surface surface'daki mantık biraz daha kontak kısmını yumuşatılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Buradaki kontak kuvvetlerinin, kontak basınçlarının biraz daha weighted sense dediğimiz biraz daha dağılımlı bir şekilde bir distributing durumu söz konusu olacaktır. Yani şuradaki nodun dağılımı daha yumuşak bir geçişle diğer not arasına geçecektir. Görsel olarak gösterirsek slave'in surface'ını ilişkilendirecektir. Slave'in surface'ının dikini dikkate alacaktır ve bu surface boyunca karşılık gelen master surface'larını dikkate alacaktır. Dolayısıyla eşleşeceği zaman daha fazla not diğer notlarla eşleşmiş olacak. Şunu söyleyebilirim. Surface surface daha kontak stres anlamında daha accurate bir sonuç verecektir. Evet, çözüm anlamında biraz daha uzun sürecektir. Özellikle surface surface'ın daha çok tercih edildiği durumlar bir sonraki slide'de göreceğiz. Silindirik ya da küresel formların yani düzlemsel olmayan formların başka bir düzlemsel veya düzlemsel olmayan formla kontak içerisine girdiği durumlarda sıkça tercih edilir. Yani ikisi de dümdüz bir parça değilse formlu durumlar söz konusuysa bunu surface surface yapmak daha akıllıca bir çözümdür. Eğer ikisi de düzlemsel yüzey olacaksa burada koşullara göre değişkenlik gösterecektir. Bu koşullara birazdan bakacağız. Genel olarak baktığımızda az önceki örnekteki gibi bakınız küresel bir parçanın düzlemsel bir yüzey üzerindeki kontak basınç grafiklerine bakarsak eğer Not to Surface'te burada parçalı bir yapı olduğunu görebiliriz. Yüksek diskontinuite olduğundan bahsediyorum. Çünkü her bir associated olduğu not ilgili yüzeyle oluşuyor ama bazı notlar bu ilişkiyi kuramıyor mesela. Burada gözükebiliyor bu durum. Ama Surface Surface'te ise biraz daha smooth bir davranış durumu söz konusu burada görüyoruz. Şunu diyebilirsiniz. Eğer bu cisim işte tek bir noktadan yani bu kadar bir kontak alanı durumu söz konusu yok değilse noktasal bir durum geliyorsa surface to surface almak mantıksızdır da diyebilirsiniz. Değil, aslında biraz daha mantıklıdır. Yine küresel bir sistemin bu küresel sistem rigid olarak kabul edilse dahi düzlemsel durumun deformable düzlemsel durumun not to surface'ı oluşacak olan kontak basınçları şu şekilde aslında hesaplanacaktır. Sizin orada aldığınız nominalde ortadaki kontak kuvvetinizi alansal olarak bölmeye kalktığınızda alanın birimsel değer olarak bir birimden ibaret olduğu için kuvvet bölü 1 milimetre kare şeklinde çıkma durumu söz konusu olacaktır. Yani gerçekte aslında hiçbir şey siz de bilirsiniz ki noktasal bir değme durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla orayı mikro yapıda inceleyip daha küçük bir şekilde ele alıp gerçek anlamda kontak basıncının nasıl değiştiğini gözlemlememiz lazım. Ya da bunu smoothlaştırarak dersiniz ki ben bunu surface to surface yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim de diyebilirsiniz. Bu da ayrı bir dipnot olarak kalsın aklınızda. Burada zaten
Node to Surface'ı söylemiştik. Bakın Surface to Surface'da gördüğünüz gibi contact pressure'ı her yerde aynı. Aynı değeri alıyorsunuz. Node to Surface'da ise farklı. Şimdi bir diğer olay ise burada farklı durumlar. Burada bir interference fit inceleniyor büyük ihtimalle. Yani bir sıkı geçmeden kaynaklı, bir sürtünmeden kaynaklı bir çakma işlemi gözlemleniyor. Burada bakınız node to surface yaptığınızda şu bölgelerde girişimleri oldukça görürsünüz ve düzgün bir açı elde edemezsiniz. Bu çakma işlemlerinde göreceğiz uygulamalarda. Bu açılar önemlidir. Surface surface'da ise bu daha uygun bir kısma gelecektir. Şimdi bağlantı kısımlarını incelersek eğer burada surf to surface ile node to surface'ın görsel anlamda farklılığını görüyorsunuz. Bir diğer kısım ise mesela şu iki parça arasındaki kontak durumunu ele aldığınızda node to surface surface surface'ı görüyorsunuz. Burada şurada görmüş olduğunuz kısım master, burası ise slave konumunda. Siz bunları yer değiştirdiğinizde büyük ihtimalle buradaki surf to surface'a yakın bir değer alacak şekilde gözlemleyebilirsiniz node to surface'ı. Burada amaç node to surface'ı aslında kötülemek değil. Şunu göstermek istiyorum. Master ve slave arasındaki ilişkiye olabildiğince bağımlı bir haldedir node to surface. Yani hangisinin slave, hangisinin master olduğu çok önemli olacaktır. Surface to surface'de ise slave ve master'ı yer değiştirdiğinizde kontak basınçları anlamında kontak basınçlarına biraz değişkenlik gösterilir ama elde edilecek olan nihai sonuçlarda stres değerlerinde çok bir farklılık gözlemlenmeyecektir. Genel olarak özetleyeceksek eğer node to surface, surface to surface kısmını burada bakabilirsiniz. Yani formülasyon, final sliding kontak formulations denilmiş. Surface to surface, node to surface olarak ayrı ayrı alınmış. Yani burada aslında fine sliding durumları karşılaştırılıyor ikisi için. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani bir small sliding durumu değil. Buna dikkate alarak bu karşılaştırma yapmanız lazım. Bunu geçiyorum bu kısmı. Zaten konuştuk çoğunu. Bir diğer contact discretization durumları da, daha doğrusu supplemental formulation kısımları, discretization demeyeyim burada. Şunu düşünebiliriz. Surf to surface biliyoruz evet ama edge to surface, edge to edge, vertex to surface gibi farklı interaction durumları da mevcuttur. Burada tabii daha akıllıca kullanmak gerekiyor. Edge to surface yaptığınızda ya da en basit vertex to surface yaptığınızda zaten bir singular bir durum oluşuyor. Edge to edge de aynı şekilde. Dolayısıyla bu singularity iyi bir kontrol altına almanız gerekmektedir. Şimdi geldik daha güzel konulara, daha keskin konulara, daha mühendislik içeren konulara. Şimdi burada bir approach durumu söz konusu. Bir şeyin kontak haline girme durumunu ele almamız gerekiyor. Şunu unutmayınız. Bir sistemi kontak haline girecekse bunu kontak olmadan önceki halini analize koymamanız lazım. Yani analizi şu halde başlatmamanız gerekiyor. Bir initial hızı olabilir, initial force olabilir, hiç önemli değil, hiç fark etmez. Şu haliyle başlatmanız her zaman daha önemli olacaktır. Çünkü geçiş esnasında bir penetrasyon durumunu dikkate aldığımızda, yani şurası parçanın dışı, şöyle çektiğinizde, burası ise parçanın iç kısmı, penetrasyon kısmı düşündüğünüz zaman, burada parçanızın kontak basınç değeri sıfırdan bir anda yüksek değeri çıkıyor. Yani bir anda sıfırla bir arasında, var ile yok arasında bir durum söz konusu. Çok yüksek dereceden bir discontinuity getiriyor. Bu discontinuity de aslında oluşacak olan nonlinear convergence'un de en büyük problemi haline gelecektir. Hatırlayınız malzemesel nonlinearity durumlarında peak değerler verdiğinizde, yani ikinci dereceden türevini sistem, ikinci dereceden türevi durumlarında, birinci dereceden de dahil olmak üzere değişkenlik durumu gösterdiğinde converge anlamında problemler yaşarsınız. Burada ise şunu yapar. Gerçekte bu, gerçek demeyeyim, fizikte değil, fiziksel olarak yani her şey mükemmel şartlarda ele alındığında oluşacak olan kısım şudur. Basınç yok, kontak sağladı, basınç var, devam ettim şeklindedir. Ama bu
Nümerik olarak belli bir softening durumu söz konusu olacaktır. Siz yine de bir herhangi bir default değerle gitseniz dahi hangi yazılımı kullanırsanız kullanın. Burada direct enforcement dediği şey anlık olarak evet bir yüzeye öteleme durumu söz konusu var ama o, her bir increment arasındaki maksimum increment adım değerine bağlı olarak buradaki penetration durumu minimize edilmeye çalışılır. Yani 10 üzeri eksi 12'lerde, 10 üzeri eksi 15'lerde bir değerden bahsediyoruz. Penetration anlamında bu penetrasyon yok kabulüyle devam edilir. Yoksa bu değer hiçbir zaman artı eksi de hiçbir zaman sıfır olmuyor. Ne zaman sıfır olur? Sadece initial condition'da olur. Ben initial condition'ı burada başlattığımda sıfırıncı increment'ta sıfırıncı saniyede evet penetration yok. Tam DM bir adjustment da sağlayabilirsiniz ama devamlılığı süresinde eğer bir separasyon olacağını söylerseniz sisteme ve bir tie kontakti de bir kontak converge problemiyle karşı karşıyaysanız bu mutlaka olacaktır. Burada enforcement metot dediğimiz şey buradaki kuvvetin nasıl davranışının sergilendiğidir. Yani penetrasyon durumundaki davranışı incelersiniz. Burada genel olarak 3 tip daha çok kullanılır. Direct enforcement, penalty method, augmented Lagrange. Bahsedeceğim. Şöyle contact nominal behavior olarak bunu düşünebilirsiniz. Default dediğiniz şey burada Abaküs'ün aldığı default dediği şey aslında direct enforced metottur. Yani şuradaki yeşil renkte kısımdır. Bu yeşil renkte kısım olabildiğince dikeydir. Bu da şöyle özetleyebilirim. Kısaca direkt spoiler vereyim. Kritik minimum, daha doğrusu kritik demeyeyim. Minimum eleman edge uzunluğunun yani iki nod arasındaki minimum mesafenin binde 3'ü kadar size maksimum penetration olabilecek bir hassasiyet sağlar bu durum. Bu direkt olarak inkrementler arası geçişteki artıma çok bağlıdır. Bu da aslında direkt olarak Newton-Raphson'a yönlendirecektir. Bizi Newton-Raphson metot mantığıyla oluşacak olan incrementların converge esnasındaki durumuyla ilişkili olacaktır. Dolayısıyla siz bu penetrasyonla oynayabilirsiniz bu değerle. Şunu söyleyeyim. Bakınız bir penalty verdiğinizde yani penalty metot verdiğinizde buradaki K stiffness'in yani buradaki eğrinin eğimini siz veriyorsunuz. Burada bu sistemi biraz daha yumuşatmış olursunuz kontak anlamında. Yani sistemde küçük bir discontinuity azaltmaya yönelik bir sistem çıkartırsınız. Bunu tabii ki tartışacağız devamında. Baktığımızda bunun avantaj dezavantajı ne olur? Bu arada bu 10 üzeri eksi 14, 10 üzeri eksi 15 değerleri gerçekten de hani tam sınırda kabul edilen değerlerle istatiksel olarak da budur. Bunu söyleyeyim yani bir şeyi de siz direct enforce metotla gidiyorsanız yeteri kadar elemanınız varsa ve kontak error indicator'ınız minimize ise bundan bahsedeceğim. Orada gerçekten de bir penetrasyon yok diyebilecek seviyede olursunuz. Avantaj dezavantajlarına baktığınızda avantaj olarak şunu söylerim çok güzel çözüyor. Canavar gibi cayır cayır çözer ama dezavantaj olarak da bir penetration durumu yani çıkartacaktır karşınıza. O yüzden çoğu yazılım ben kontak çözüyorum der. Baktığınızda ama penetrasyon seviyelerine çok vahim değerler görebilirsiniz. Burada linear default dediğimiz yani siz penalty enforcement metodu seçtiğinizde linear default dediğinizde buradaki K stiffness değerini belirliyorsunuz. Bakınız penetration değerine baktığınızda smooth bir geçişle sağlıyorsunuz. Ama non-linear bir behavior'a sahipseniz eğer burada behavior olarak linear değil de non-linear seçerseniz burada ise daha yüksek belki stiff değerlerine ulaşacaktır ama ilk geçişte ilk kontak sağladığında bakınız daha yumuşak bir geçişle bunu sağlayacak. Belki de bu kontak sağlama durumu yani karakteristik face length dediğimiz bakınız burada var. Aynı şekilde %3'müş düzeltiyorum binde 3'ü değil. Binde 3'ü değil %3'ü.
şeklinde default değeri bu şekilde bir değerle gidecektir. Şunu söyleyeyim. Bir balansın olması lazım burada. Bir penaltı durumunda. Bunu bir sonraki slide'da daha iyi gözlemleyeceğiz. Direkt olarak direct enforcement metot alıp da gidebilirsiniz. Bu zaten şudur. Penalty enforcement alıp penalty stiflesine 1 dediğinizde zaten yazan penalty stiflesine 1 dediğinizde direct enforcement aynı şey verecektir. Bunu düşürürseniz 0.908 gibi değerleri düşürürseniz belli bir penetrasyona sebebiyet verecektir. Burada da genellikle şöyle bir durum var. Kabaca söylüyorum. %10'luk bir yani 0.1'lik bir direct enforcement çok hızlı çözüme götürecektir sizi ama bir o kadar da farklılık yaratabilir okuyacağınız değerlerde. Bunu ne zaman yaparsınız? Bunu sistem üzerinde bir şeylere inceleyeceğiniz zaman penalty enforcement durumunda düşük bir stiffness'la gidip gözlemleyebilirsiniz. Bir nevi stabilizasyon vermek gibi düşünün ama çıkacak olan değerleri okumamanız lazım. Ya da bambaşka bir yerindedir parçanın. O kısımda sadece orayı simüle etsin isterseniz. O zaman bu kısmı olabildiğince ayarlayabilirsiniz. Burada oluşacak olan iterasyonlara göre farklılıklarını görüyorsunuz. Bakın penalty enforcement metodundaki stiffness değeri, K değeri düştükçe iterasyon sayısı azalıyor ve sürede de bir azalma meydana geliyor. Şimdi farkına bakacak olursak eğer direct enforcement yapmayı mümkün olduğunu çalışın. Eğer çözüm alabiliyorsanız. Çözüm alamıyorsanız penalty enforcement'la gidebilirsiniz. Augmented Lagrange dediğimiz şey ise burada yazmışız ama nonlinear penalty enforcement olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi biraz daha detaya gidersek eğer bu tarz durumlarda bir node surface ve slave surface surface durumlarda sliding formulation'a baktığımızda yani tracking approach dediğimiz kısma baktığımızda iki tür durumdan bahsederiz. Bir fine sliding bir de small sliding. Özetleyecek olursak eğer fine sliding de şudur. Possible path'i çıkartacaktır. Yani size bu slave noktanızı gelip buradan şu master yüzeyinde devam ediyor şeklinde her seferinde ilişkilendirecektir. Ama bunu small sliding derseniz eğer ilgili benim normal doğrultum bu. Bu normal doğrultusunda hareket edebilirin çıktısıdır. Yani bir cıvatalı bağlantıda siz düzlemsel bir yüzeye bakacaksanız bunu eğer yeteri kadar rigid bir sistemse bağladığınız kısım düzleminiz, master yüzeyiniz şunu kabul edebilirsiniz. Node to surface seçerim, small sliding seçerim. Hiç yanlış yapmazsınız. Tabii çok yüksek kontak basınçları ya da yüksek durumlar varsa incelemeniz gereken bir yerse zaten ayrı bir konu o. Ama herhangi bir kayma durum yok. Sadece stabil anlamda, statik anlamda tutacaktır. Bu şekilde gidebilirsiniz. Kontak çıktıları anlamında şunu söyleyeyim. Birçok kontak çıktısı mevcuttur. Kontak basınçlarını daha çok dikkat ederseniz burada kontak stres dediğimiz J-stress aldığınızda kontak pressure ve kontak shear stress değerleri ikisi içerisinde altında gelecektir. Dolayısıyla ben kontak işte J-press'i nereden bulurum dediğinizde bunu manuellerden görebilirsiniz. Şu çıktıyı aldığınızda zaten şu ikisi içerisinde olacaktır. Ya da kontak displacement aldığınızda kontak openingleri ve slippingleri görebileceksiniz. Kontak shear force'ları daha çok vektörel anlamda size bir şey verir. Oradaki shear force'ların nasıl yönelim gösterdiğini, nasıl bir friction değerine sahip olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Kontak statüste burada bir tane daha özellik eklendi. Closed opening dışında farklı renklerde de yine yani ara değerde de bunu gözlemleyebiliyorsunuz bu kısmı. Devam ediyorum. Kontak error indicator dediğimiz şey şudur. Bir nevi bunu discontinuity gibi düşünebilirsiniz. Kontak basınçlar arasındaki farklılığı size çıkartacaktır.
Yani oradaki round hatalarından kaynaklı error indicator verecektir. Şunu söyler, eğer orada error indicator yüksekse ve kontak basıncının da yüksek olduğu değer gözüküyorsa, okuyacağınız ders oraya daha fine mesh'lemeniz lazım. Mesela buradaki gibi bakınız, contact error indicator burada çıkmış maksimum, buralarda çıkmış. Ve buna karşın olarak da kontak basınç değerleri de bakın buralarda majör seviyede. Dolayısıyla ben buraya daha fine bir meshle geçmem gerekecektir. Kontak opening'ler işe yarar. Çoğu zaman özellikle şekil bağlı parçalarda ne kadarlık açıklığınızın olduğunu, ne kadar daha malzeme oraya koymanız gerektiğini ya da nasıl bir kontak basıncı ile o arayı kapatacağınızın bir stiffness göstergesiyle bunu çözmenizi sağlayacaktır. Kontak historical output'lar son derece önemlidir. Şöyle bir kontağınızın total area in contact aldığınızda ve oradan kontak nominal doğrultusundaki force'ları aldığınızda, total force'ları aldığınızda sizin ortalama kontak basıncınızı zaten çıkartacaktır bu ikisi oranladığınızda. Dolayısıyla bunları almanız önemlidir. Histogramik olarak bunu gözlemlememiz gerekecektir. Her bir durumu vektörel olarak da gözlemleyebilirsiniz. Yani kontak nominal force'ları diğer vektörlerde de izleyebilirsiniz. Ancak burada dikkate alınması gereken şey şudur. Bazen kontak bölgeleri bölünebilir. Yani ayrılabilir buradaki durumu daha iyi gözlemlemek için. Çünkü alacağınız buradaki histogramik değerler bu ikisinin toplamı şeklinde olacaktır. Yani birinci ve ikinci kontak bölgelerinin toplamı şeklinde bir şey verecektir. Eğer bunları ayrı ayrı incelemek istiyorsanız burada split etmeniz daha mantıklıdır. Geldik enerji outputlarına. Enerji outputlarını buraya koydum. Bu önem arz edecektir. Ama genel anlamda şunu söyleyeyim. Bir tane snap true'ya bakalım. Mesela bir snap fitting durumunda. Böyle bir sistemde şunu istersiniz. Başlangıçta ve bitişteki iç enerjinin mümkün olduğunca sıfıra yakın olmasını istersiniz ki bu sistem sağlıklı bir şekilde çalışsın ve çalışmaya devam etsin. Çalışabilirliğini devam ettirsin. Burada bakılması gereken şey şudur. Bu kritik olduğu için bunu veriyorum. Bir kere zaten total enerji her zaman sıfır olmak zorunda. Dışarıdan bir stabilizasyon vermediğiniz için. Yani veriyorsanız da çok minimize olmak zorunda buradaki total enerji. Yani sıfıra çok çok yakın olmak zorunda. Esas konu durum şudur. Burada toplam work enerji ile yani evet toplam work enerji ile verilen burada contact constraint discontinuities değerlerinin toplamı sizin buradaki frictional dissipation enerjinize eşit olmak zorunda. Yani buradaki enerjileri yazdığınızda bu ikisini topladığınızda buradaki frictional dissipation'a şu konumda eşitleniyor. Bunu görebiliyoruz. Burada sağlıklı bir snap olduğunu görebiliyoruz. Özetleyecek gerekirsek eğer örnekleri geçmeden önce fazla vaktim de yok. Hızlandıracağım biraz. Şunu gördük. General contact ve contact pair'lerden bahsedersek burada da ayrı ayrı koymuştum. Contact discretization'da surface surface general contact da vardır. Node to surface yoktur. Contact pair node to surface seçmeniz önem arz eder. Contact enforcement durumlarında general contact her zaman bir penalty enforcement durumu uygular. Contact pair'lerde ise bu direct enforcement ya da penalty enforcement olarak da değiştirebilirsiniz. Yani siz burada direct enforcement uygulayabilirsiniz. Şu derler, general contact'ta tabii bu penalty enforcement direkt olarak böyle majör anlamda değildir. Yani çok etkilemeyecektir tabii ama küçük birine enforcement durumu söz konusudur. Şundan kaynaklı. Genel olarak siz işte contact peer ile ben çözemem, bakayım general contact ne verecek şeklinde de gözlemlenebilir. Buradaki olay aslında şudur. Orada bir penalty enforcement'ın, küçük bir penalty enforcement'ın verilmesi durumudur. O yüzden general contact tercih eder insanlar. Ha, bu daha iyi çözüyormuş diye değil. O sadece daha hızlı çözer. Daha iyi çözen contact pair kısmıdır. Relative sliding dediğimiz şey bu sonradan eklendi. Yoktu. 2019'dan sonra 20 versiyonu da eklendi. Evet, 20 versiyonundan sonra. Small sliding durumları da general contact'ta var. Eskiden sadece final sliding vardı. Kontak output'larında çok bir şey değişmiyor.
çıktı olarak, ama contact pair'de historical olarak daha iyi gözlemleyeceğiniz koşullar mevcuttur. Şimdi örneklere geldik. Burada 3 tane, evet 3 tane koymuş. 3 tane temel örneğimiz olacak. Bu 3 örnek üzerinden bakacağız. Soru varsa alabilirim buraya kadar, örneklere geçmeden önce. Okey. Şimdi şekil bağlı durumlarda şundan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Buradaki görmüş olduğunuz bir işte zincir, bir mekanizması. Bu tabii ki bir parça, böyle bir şey değil. Bu tamamen göz boyama ve işte yöneticiyi kandırmak için yapılan bir çoğaltma işlemi. Gerçekte analiz böyle bir şey değil. Gerçekte yapılacak olan analiz budur. Buradaki offsetleri vesaire kaldırdığımızda yapılan işlem bu çıkacaktır. Burada. Burada da tabii görüntülemek için dilerseniz farklı şekilde görüntüler alabilirsiniz. Bu şekilde bir görüntü alabilirsiniz. Burada da tek bir parçayı yalnız bırakıp, şöyle bir parça yalnız bırakıp burada işte kontak basınçlarına ya da kontak açıklıklarına bakabilirsiniz. Mesela kontak opening'e baktığınızda burada az önce gene uyarı slave surface'ten siz kontak opening'i alıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Genellikle değerlerinizi slave surface'ten okursunuz. Burada bakıldığı zaman şunu gözlemliyorsunuz. Kontak açıklığı anlamında buralar gayet düzgün gözüküyor. Buralarda açıklıklar var. Yani şöyle bir baklava şeklinde bir açıklık durumu söz konusu. Bunu kapatabilirsiniz. Olabildiğince temas yüzeyini arttırmak istersiniz doğal olarak. Kontak status kısmına baktığımızda kontak statüste şöyle bir artı şeklinde bir yükleme olduğunu görüyoruz. Burada ve kontak basıncında da tek bir bölgede yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Buradaki mesh'te bir kere yetersizlik var, onu söyleyeyim. Second order olabilir de evet, ama çözüm bu sefer çok bayağı bir bocalayacaktı, zorlanacaktı. Ona göre seçmek lazım. Buraya belki lokal anlamda bir şeyler yapılabilirdi. Fine mesh atılabilirdi. Bu ayrı konular. Ben ilk önce yapmak istediğim şey şu. Bunu bir kere parametrize etmem lazım. Bu parametrize etme işleminde de şunu geliyor. Burada hazır yapılmış var. Şunu söyleyebiliriz buradaki parametrize işinde. Mesela bakınız R1, R2 ve L değerleri 3 farklı parametreyi kullanarak ben burada bu durumu optimize edebilirim. Ve bu optimizasyon esnasında da işte başlangıç koşulları belirleyerek optimal Latin hiperküp bir deneysel tasarım DOE ile artı eksi %10 parametrik değişkenlikle 100 farklı bir dizayn matrisi oluşturarak her bir değer için bu 100 değerinde kendi içerisinde nasıl etkilediğini burada bulabilirim. Dolayısıyla ben böyle bir sistemimi en uygun ölçülerde, en uygun açılarda nasıl olacağını çıkartabilirim. Bu mühendislik arka planı. Tabii ki burada okuyacağınız değerler önemli olacaktır. Burada işte uygulanacak yüke karşılık gelen ne kadarlık bir değer olduğunu okumamız lazım. Ve bakınız burada historik olarak mass değeri alındı. Yani ben mass değerini tabii ki biliyorum, burada dummy değilim, ama historik olarak bunu almamın en büyük nedeni ben bunu bir script'te kullanabilirim. Yani çıktım, benim toplam kütleye verecek olan bir çıktım olacaktır. Ben bunu minimize edebilirim mesela. Aynı şekilde gelecek olan reaksiyon force'u biliyorum ya da ne kadar displacement ettiğini biliyorum o sistemin. Ve toplam alanı biliyorum. Yani burada time boyunca ne kadarlık bir kontak alanı olduğunu biliyorum. Bunun amacım kontak alanı mesela maksimize etmek olacaktır ve stresi minimize etmek olacaktır. Burada stresi minimize ederken de şunu gözlemlemem lazım. Evet, tek bir noktada var. Tek bir noktada burada yüksek bir basınç oluşturuyor. Maksimum principle'lara baktığımızda ise burada bası bölgesi, buralar ise çeki bölgesi olduğunu görüyoruz. Burada 185 megapaskallık bir çeki gerilmesi mevcut. Ayrıca bunu aynı şekilde müdahale ederken bu sistemi, şunu iyi bilmeniz lazım. Burada nasıl bir malzeme kullanıldığı. Sistem elastik ise zaten her şeyiniz mükemmel. Elastik üzerinde kalınız. Devam ediniz. Yani elastik değerle bu sistemi değiştirebilirsiniz. Bu saçma sapan bir değer hatamış buraya. 7.8'e eksi 9 olacak bu. Milimetre, SI milimetre çalıştığım için.
Meshlerinizi de ona göre ayarlamanız gerekiyor aynı şekilde. Burada bakınız hex elemanla yapılmış. Tabi burada daha küçük meshlere geçebilirsiniz. Bu sadece bir örnekti. Devam edecek olursak mesela bir snap analiziyle devam edelim. Bakınız yine bir göz boyamalı bir analizi burada görüyorsunuz. İşte parçanız geliyor. Burada hop yapışıyor vesaire şeklinde bir durum var. Aslında yine bu parça bu şekilde değil. Bir simetrik condition durumu söz konusu. Parçanız bu şekilde. Bu şekilde bir analizi yapacaksınız. Ve burada önemli olan şey ilk kontak anındaki başlangıç durumu olacaktır. Kontak anında başlangıç durumundaki mesh durumları, etkileşimleri, sürtünme yenecek mi yenmeyecek mi bunu gözlemlemeniz gerekiyor. Sürtünme yenmiyorsa zaten burada bir yığılma durumu söz konusu olacak. Ve bu da hiç istenmeyen bir şeydir. Dolayısıyla buradaki uygun açıyı bulmanız gerekiyor. Tabii ki ben bu açıyı ne kadar x'e paralel yaparsam çok daha smooth girecektir ama bu sefer de bir takım ergonomik problemler ve deplasman problemleri yaşayacağım. Ben bunu y'ye doğru dik bir şekilde yaparsam çok güzel kontak kuvvetleri elde edeceğim. Evet. Ama bu sefer de ergonomik olarak zorlanacağım yine aynı şekilde. Şimdi buradaki duruma baktığımızda ise kontak statüsü anlamında nasıl bir kontak etkileşimi olduğunu, hangi kısımlarda sürtme, hangi kısımlarda ilerleme olduğunu gözlemlemiz gerekiyor. Bir kere şunu dikkatinizi çekmem lazım. Burada çok güzel her şey. Surface contact var. Harika. Bakınız. Burada ise patladım. Neden patladım? Çünkü noktasal bir düzeltiyorum. Noktasal bir kontağa dönüşüyor burada. Burada yapılması gereken en iyi şey eğer bu bölge incelenecekse buradaki gerçek anlamda gradüs neyse o verilmeli ya da mikro boyutta buradaki değerler iyice incelenmesi lazım. Ancak benim baktığım kısım bu değil. Benim baktığım kısım sadece ilk geçme anında alabileceğim maksimum kuvvet değeri. Maksimum kuvvet değeri de zaten ben burada alıyorum. Yani şu kısımda alıyorum. Şu kısımda aldığım maksimum değeri benim için yeterli olacaktır. Dolayısıyla hangi kısma nasıl baktığım önemli olacaktır. Burada da şunu gözlemleyelim. Burada devamlılığı söz konusu parçanın. Şu kısımdaki oluşacak olan stres değeri değişmeyeceği kabul ediyorum. Baktığımız zaman burada bir değişmeme durumu söz konusu. Burada ise işler değişiyor. Şimdi bu parçada kritik olan bölge neresi? Burayı mı inceleyeceğim yoksa bu parçayı mı inceleyeceğim? İki parçanın da ilk önce gözlemlenmesi gerekiyor. Nerede nasıl davranışlar gösteriyor? Buradaki snap işleminde genellikle analizler buraya kadar çözülür ve bitirilir. Yani bunun maksimum noktasına kadar getirilir. Step 1'in sonuna kadar getirilir. Burası çıktısı yani şu son konumda nihai konumda bırakılır. Olabilecek maksimum statik anlamda kuvvet budur derler ama bunun bir tık daha ileri götürdüğünüzde ise bu durumda buradaki çarpma etkisini de gözlemleyebilirsiniz. Çarpma etkisine baktığınız zaman burada şu parça üzerinde dişi açayım. Whoopsie. Bu parça üzerinde şunu görüyorsunuz. Burada inanılmaz derecede bir diskontinuity durumu söz konusu. Yani bir anda çekiden basıya geçme durumu söz konusu ve burada dehşet derecede bir stres durumu meydana gelecektir. Dehşet derece bir strain yönelimleri olacaktır ve buradan crack başlayacaktır diyebilirsiniz. Buradaki duruma nasıl müdahale etmeniz lazım derseniz eğer parçalı olarak bir analiz yapılarak sadece bu durum için yani parçanın sadece buraya çarpma etkisindeki değeri gözlemlemek için bir analiz koşturabilirsiniz. Çünkü burada oluşturacak olan parçanın içerisinde yani şu parçanın bir deformasyondan dolayı aktarılan enerji belli. Dolayısıyla buradaki oluşacak olan enerjinin etkisini buraya siz çarpma olarak verebilirsiniz. Farklı bir parça koyarak reprezent edecek şekilde explicit olarak bu sistemi inceleyebilirsiniz. Pardon. Devam edecek olursak eğer son bir örneği göstereyim. Elimde şöyle bir örnek var. Bu interference fit olarak düşünebilirsiniz bu sistemi. Gayet de öyledir. Biraz daha açacak olursam bunu 360 derecede bakalım. Yani bunun olayı budur. Şöyle bir parça var. Üstten bu parça bastırılıyor. İşte bir sistem üzerinde bir sıkı geçme ile burada bir sürtünme etkisinden dolayı
bağlantı sağlanıyor. Bunu mesela kavramalarda benzer de yine durumlar var. Sürtünme etkisiyle mekanik çalışma durumları söz konusu var. Bir sıkı geçmelerin izlerini bunları inceledik ama şunu söylemek istiyorum. Burada bunu almamın en büyük nedeni şudur. Burada yapılacak olan analizin parametresel boyutlarda ele alınması lazım. Yani şöyle anlatalım. Burada siz Python script'te bu malzemenizi modellersiniz. İşte ne kadarlık bir toleransla sıkı geçecek, nasıl bir nominal radyusu var, işte buradaki diğer parçaların açıları, ölçüleri nedir, her birini parametrize ettiğinizde bu değerleri değiştirerek siz bunu düzeltebilirsiniz. Örnek veriyorum, şu anda 8,5 için görmüştük nominal radyus değeri. Run edelim, run script diyelim. Bakınız parçayı hazırladı. 0,8,5 milimetrelik radyüse, nominal radyüse sahip. 0,01 de toleransı var. Bu değerleri değiştirelim. Mesela bunu 5 yapalım. Örnek veriyorum, 5,5 olsun. Küçük bir şey olsun. Bu da işte 5 olsun. Fark etmez. Kaydettim. Tekrar run ettiğim zaman bakınız bu sefer daha farklı bir şekilde geldi. Analize hazır bir şekilde karşımda duruyor. Tek yapmam gereken sadece buradaki değerleri değiştirmek. Böyle bir yaklaşımla gitmeniz daha mantıklı olacaktır. Ya da buradaki pusher'ın etkisi. Ben daha küçük bir pusher istiyorum. Ya da bu nominal radyüsten daha küçük bir şeyim olsun. Şu kadar milimetre daha kısa olması lazım bu pusher'ın radyüs değeri dersiniz eğer. Pusher'ın radyüs değerini, R1 değerini nominal eksi İşte 1 milimetre daha kısa olsun derseniz eğer buna göre bir işlem yapacaktır. Run script dedim. Bakınız ona göre buradaki pusher'ın, buradaki parçanın, rigid parçanın değerini vermiş oldu. Bunlar biraz tecrübe ve biraz da hani yazılım bilgisiyle olacak bir şeyler. Ama bunları yaptığınızda ise elde edeceğiniz değerlerde daha iyi sonuçlarla karşılaşırsınız. Böylece bir şey parametrize ederek şekil bağlı bir sistemi. Mesela burada tabii ki bunu herhangi bir CAD programında da parametrize edebilirsiniz. Dersiniz ki ya işte şunun kalınlığını ben referans almak istiyorum dediğinizde ona göre denemelerinizi de bu sistemi iyileştirirsiniz. Keza yine buradaki buckle örneğinde de düzeltiyorum. Buckle örneğinde de buckle bambaşka bir şey. Çok konuştum herhalde ondan oldu böyle. Burada da yine bakacağınız değerleri gözlemlemeniz gerekir. Bakayım şöyle bir anlatacağım başka bir şey var mı? Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Yani anlatacağım başka bir şey yok. Soru varsa alabilirim. Soru yok sanırım. Mükemmel anlattım. Çok güzel oldu o zaman. Bu video yine aynı şekilde kayıt altındadır. Dokümanlar, dosyalar size elinize ulaşacak bununla alakalı. Bir sorunuz olursa da info@grupotomasyon.com.tr adresine sorularınızı da ayrıca da isteklerinizi, taleplerinizi belirtebilirsiniz. Katılım için teşekkür ederim. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz teşekkür ettik.